Biz bunları tükettiğimiz zaman e, bu lifler mide ve bağırsaklarda bir jel kıvamını alıyor. Evet. Bu hem mide'nin boşalmasını geciktiriyor, tokluk hissi veriyor. Bağırsaklara geldiği zaman da bu jel e, bağırsaklardaki henüz emilmemiş olan yağlar ve kolesterolleri bir sünger gibi emiyor. Emiyor. Hmm. Ve beraberinde Çıkarıyor atıyor. Yani sindirim sistemi sorunlarını e, önler ve düzenler de evet, diyebiliyoruz evet. aynı zamanda. Hem işte bağırsaklarımızdaki faydalı probiyotik bakterileri besliyor o açıdan çok faydalı. Hı. Hem de şeker ve kolesterol metabolizmasının dengelenmesinde müthiş etkili. Siz sabah kahvaltısında daha çok sütle beraber mi tüketmemizi şimdi öneriyorsunuz? Şimdi şöyle. Hani süt bunun, hep böyle bir ikilidir ya. Evet e, şimdi ben bunu o çok hastama öneriyorum diyorlar ki hocam haklısınız da bu yenilecek bir şey değil. Diyorum ki siz bulguru çiğ mi yiyorsunuz? Piş e, pişiriyoruz tabii. Bunu niye çiğ yiyorsunuz? Pişirileceğini bilmiyor bizim halkımız henüz. Şu an ben de böyle bakıyorum. <gülüyor> 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 Bakın çok basit bir tarif vereyim. Şahane bir yemek 6 saat de tok tutar. Bir bardak yulaf ezmesi. Bir bardak su. 2-3 parmak süt. Lezzet ve parlaklık vermesi için bir kaşık Hindistan cevizi yağı veya tereyağı. Tereyağı koyabiliriz. Bunu bir şeye koyun. 3-5 dakika yulaf ezmesi böyle e, bir lapa haline alana kadar hı. pişiriyorsunuz. Hı hı. Sonra bunu bir tabağa alın. Üstüne yarım muz dilimleyin. Dilimleyin. Lezzetlendirmek için de bir çorba kaşığı kadar pekmez veya bal. Oh! Afiyetle yiyin. Müthiş faydalı, müthiş tok tutucu bir şey. Evet, şimdi muz da girdi işin içine, tabii, yulafla tabii. birlikte. Ee, gerçekten e, haftada iki gün bu şekilde yulaf ezmesi tüketmek şeker ve kolesterolde yaklaşık yüzde on bir azalmaya neden oluyor ki yüzde on baya ciddi bir rakam. Evet yani hocam, evet. bazı ilaçların etkisine eş değer. O kadar. Şimdi yulaf bana hıyır hıyır geliyor, yiyemiyorum diyenler için hocam şu tarifi bir kez daha sizden rica edeceğim. Evet, tabii ki bir bardak yulaf ezmesi evet. vardı burada değil mi burada şeyimiz? Hah. Evet. Yulafımız burada. İşte bir bardak yulaf ezmesi, bir bardak su, 2-3 parmak süt, süt ve şöyle azıcık bir Hindistan cevizi yağı ya da tereyağı. Zeytinyağı olmuyor mu? Zeytinyağı olmuyor. olmuyor. O, o, zeytinyağı orada değişik bir koku veriyor. Hmm, ona yakışmıyor. Hindistan yakışmıyor. cevizi yağı evet. veya bir parça tereyağı koyuyor. Evet diyoruz. zaten hı. çok az bir şey koyacaksınız. Hı. Hı. Bu 3-5 dakikada şey, e, su, bütün suyu çekiyor. Hı hı. Pişiyor, lapa kıvamını alıyor. Hı hı. Ve e, biraz önce bahsettiğim o midede, bağırsaklarda jele dönüşmesi şeyini tabakta görüyorsunuz. O böyle bir jel kıvamı alıyor. Müslaj böyle bir, değil mi? Aynen öyle. Ondan sonra dediğim gibi e, muz olur, elma olur, çilek olur. Sevdiğiniz şeyden. Biraz badem belki içine O da olabilir. Biraz tabii de, de tabii. Ondan sonra e, yavanlığını almak için de dediğim gibi bir çorba kaşığı bal ya da özellikle pekmez daha faydalı. <laughs> Müthiş lezzetli ve doyurucu. Evet. Şimdi sinirim sistemi sorunlarını önler dedik. Cilt ve saç sağlığına faydalıdır. Uykusuzluğu önler. Kemik ve kasların güçlenmesini sağlıyor. Aynı zamanda yulaf ve hocamızın az önce söylediği gibi kan şekeri seviyesini dengeleyerek şekeri önler. Şekerini yani haftada iki gün, uygun. değil mi? Evet. Özellikle yulaf evet. tüketmemiz gerektiğini hocamız üzerine vurguluyor. Türkiye Kardiyoloji Derneği'nin uyarılarını az sonra yapacağım demiştim. Özellikle kalp krizi anında, kalp krizi sırasında ölüme götüren yanlışları az sonra açıklayacağım.